Seni çok iyi anlıyorum Fatma. Bırak artık ağlamayı. Bu gece her şeyi bitireceğim. Yeni bir hayat başlayacak bizim için. Nasıl? Biraz param biriksin, her şeyi daha rahat halledeyim diye düşünmüştüm. Ama artık beklemeye tahammülüm yok. Bu gece gelip seni isteyeceğim. Ömer! Artık evinin kadını, benim kadınım olacaksın. Kimse seni azarlamayacak. Kimse seni sabah karanlığında işe göndermeyecek. Yani ben evlenince çalışmayacak mıyım? Hayır yavrum. Niye şaşırdın bu kadar? Bilmem. Kendimi bildim bileli hep çalışırım da. Bütün kazandığımı elimden alıp kumara, içkiye yatırır o adam. Bir çorap alayım desem kıyametleri koparır. Ben hepsine razıyken etmediği eziyet kalmaz. Bunların hepsi bitti artık Fatma. Hadi sil gözlerini yaşın. Yarın bizim için yepyeni bir gün olacak. Gene de korkuyorum ben Ömer. Neden? O adamın bir aksilik çıkarmasında. Hey aslanım be, koç gibi oldun. Sana kız vermeyecek adamın alnını karışlarım ben. Öyle heyecanlıyım ki anne. Seni istemeye geldikleri zaman böyle heyecanlı mıydın? Tabii kızım. Sevgi heyecan demektir zaten. Beni istettiği gün rahmetli babana vermeyecekler diye ödüm kopmuştu. Ah, ne çok severdik birbirimizi. Bu günleri görebilseydim. Geldiler galiba. Yoşya, rahatsız olma Kazım. Nasıl, keyfin yerinde mi? Sayende her şey tamammış. Allah kesene bereket versin. Yeni dansözde bir işim hani tam ağzına layık. Amca! Ne var lan? Evden seni istiyorlar. Fatma ablan misafir var, çabuk gelsin dedi. Misafir mi? Bizim evde misafirin ne işi var oğlum? Kimse gelmez ki bize. Bilmiyorum, öyle dediler. Peki, peki, geliyorum. Adamın dalgasını taşlamak diye buna derler işte. Bu alem bırakılır da eve gidilir mi? Bir bakayım da hemen sepetler gelirim. Benim evlenecek yaşta kızım yok. Hem olsa bile senin gibi soyu sopu belirsiz birine kız vermem. Neyine güvenip de kız istemeye geldin sen? Benim soyum sopum belli Kazım efendi. Onlar için kimseye laf ettirmem ama Fatma'nın babalığı oluşunuzdan ötürü size saygı duymak zorundayım. Neyime güvendiğime gelince, namusuma ve iyi niyetime. Benim karım olunca Fatma'nın durumu herhalde bu kadar kötü olmayacak. Ne varmış Fatma'nın bugünkü durumunda? Ha? Aç değil, çıplak değil. Bugüne kadar onu iyi yaşatmak için çalıştık. Elbette mürüvvetini görmek isteriz. Ama senin gibi bir züğürte vererek değil. Ya.
Kızı kendi haline bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya varır diye boşuna söylememişler. İşte bak, kızın kendi gibi bir çıplağı bulmuş. Allah bilir ya, sana kalsa hemen verirsin. Verirdim tabii. Sana geldiğimiz günden beri kızım gün mü gördü? Okula bile yollamadım. Çalışsın, eve para getirsin diye çocuk yaşında kızımı fabrika kapılarına sürdüm. Getirdiği parayı da kumara, içkiye verdim. Kurtulacaktı bunlardan. Hem Ömer'i çok seviyor o. Ne? Sen bunu biliyor muydun? Evet Kazım, biliyordum. Fatma'nın Ömer'le evlenmesini istiyorum. Ben onun öz anasıyım. Herhalde üstünde daha çok hakkım vardır. Ben hak mak tanımam hanım. Fatma'yı zengin, çok paralı birine vermek istiyorum. Bu yaştan sonra bize bakacak, rahat yaşatacak birine. Hayatta son şansım o benim.